Kim okurları Oğuz Atay'ın dişisi dese de o eserlerini hep kadın duyarlılığında yazdı ve özgünlüğünü kanıtladı. Bir de mektup arkadaşı vardı. Leyla Erbil. Rötarlı Kadın'ın 4. bölümü edebiyatımızın lirik ve gamlı yazarı Tezer Özlü ile devam ediyor. Tezer Özlü 10 Eylül 1943 tarihinde öğretmen bir anne ve babanın 3. ve son çocuğu olarak Kütahya Simav'da dünyaya geldi. Ailede yazar olan tek kişi değildi. Kız kardeşi Demir Özlü de öykü ve roman yazarıydı. 10 yaşındayken İstanbul'a geldi ve Avusturya Kız Lisesi'nde orta öğretime başladı. Lisedeyken okul kampıyla Viyana'ya gitti. Son sınıfta okulu bıraktı. 1962-63'te otostop çekerek Avrupa'yı gezdi. 1965 yılında da babasını kırmayıp dışarıdan girdiği bitirme sınavlarının ardından İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1963'te Ankara'da, 1968'de İstanbul'da çeşitli kurumlarda çevirmen olarak çalıştı. 1981'de burslu gittiği Almanya'da bir dizi radyo programları hazırladı. Tezer Özlü, gençliğinde çıktığı Avrupa seyahatinin son durağı Paris'te Adalet Ağoğlu'nun kardeşi, tiyatrocu ve yazar Güner Sümer'le tanıştı ve 3 aylık Paris macerası çiftin birbirlerine aşık olmasıyla başladı. 1964'e gelindiğinde de evlendiler. Çift daha sonra Ankara'ya yerleşti. Güner Sümer Ankara Sanat Tiyatrosu'nda çalışırken Tezer Özlü de çevirmenlik yapıyordu. Ankara yılları başlarda güzeldi. Fakat Tezer Özlü bu evlilikten beklediğini bulamamış olacak ki Güner Sümer'den ayrıldı. Zaten ruh sağlığı da giderek bozulmuştu. Kendisine manik depresif tanısı konuldu. 1968 yılında yönetmen Erdem Kral ile evlendi. Bu evliliğinden dünyaya Deniz adında bir kız çocuğu getirdi. Fakat bu ikinci evlilikte boşanmayla sonuçlandı. Özlü, yönetmen Erdem Kral ile evliliğinin son yıllarında 1981'de burs alarak kızıyla birlikte Berlin'e gitti. Burada ikinci romanını 1983'te Bir İntiharın İzinde adıyla Almanca kaleme aldı. Bu roman, o yıl Almanya'da yayınlanmamış eserlerin ödüllendirildiği Marburg Edebiyat Ödülünü kazandı. Daha sonra yazar anlatısını Türkçe'ye çevirdi. Bir nevi baştan yazdı ve Yaşamın Ucuna Yolculuk adıyla 1984'te Türkiye'de yayımladı. Tezer Özlü, bu kitabında biraz da kendisini anlattı. Kitapta nihilist bir genç kızın anlamsızlaşması üzerinde durdu. Bu sırada Kanada'da yaşayan İsviçre asıllı sanatçı Hans Peter Marti ile 3. evliliğini yaparak 1984'te Zürih'e yerleşti. İlk öyküsü Fortuna Yeni İnsan dergisinde, sonraki öyküleri Milliyet Sanat dergisinde yayımlandı. İlk kitabı olan Eski Bahçeyi 1963'ten 1978'e dek dergilerde yayımlanan öykülerinden oluşturdu. Leyla Erbil, Özlü'nün öykücülüğü için ilk öykülerinde başlayan yalnızlık, ihtiyarlık, intihar ve ölüm izlekleri ya da korkunun onu yaşamının sonuna kadar kovaladığını yazdı. Yazarın kendisi de doğumun bile bir kökünden kopmaydı. 10 yaşıma kadar çevremi, özellikle çevremdeki sessizliği kavramaya çalıştım. 20 yaşım ile 30 yaşım arasında aklım bittiği yerleri ve çıldırmanın sınırlarını aradım. 30 yaşım ile 40 yaşım arasında ne akıllı ne de çılgındım. Dünyayı kavradığımı sandım. 40 yaşındayım. Bugün gecenin bazı saatlerinde kitlenin anlamsız gürültüsü içinde boğuluyorum. Özlemlerim kalmadı. Bıraktım. Hepsini kendi ve benim dünyamı anlamaları için bıraktım ve bana ölümsüzlerin sonsuz acıları kaldı demektedir. Tezer Özlü ilk romanı Çocukluğun Soğuk Geceleri adlı kitabında çocukluk döneminden beri yaşadıklarını kaleme aldı. Psikiyatri kliniklerinde kaldığı dönemleri bu kitabında sanatsal bir dille anlattı. Tezer Özlü ilmek ilmek ördü kendini. Eserlerinde kurgu olsa da kendisini okurlarına tüm gerçekliğiyle sundu. Her şeyle hesaplaştı. Kadınlığıyla bile. Hayatı boyunca hem fiziksel hem psikolojik pek çok rahatsızlık geçirdi. Ölüm sebebi de kanser oldu. 18 Şubat 1986'da göğüs kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Geride denemelerinin toplandığı kalanlar, Zaman Dışı Yaşam isimli bir senaryo ve Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e mektupları bıraktı. Ve henüz 43 yaşındayken aramızdan ayrıldı.